Şükrün kabul olma şartı. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünyada ehli sünnet itikadındaki bir Müslümandan daha zengini, daha bahtiyarı yoktur. Yeter ki ayağı yanlış yere kaymasın, yanlış iş yapmasın. Sormadan iş yapmamalı. Eli ateşe sokmamalı ehl-i sünnet itikadı için Allahü Teala'ya ne kadar ham dedilse azdır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki: Allahü Teala bir kuluna iman verdi, ne ki ona vermedi. Allahü Teala bir kuruna iman vermedi, ne ki ona verdi. Onun için lütfu ilahiyle mübarek zatlar vesilesiyle onların kıymetli kitapları vasıtasıyla ehl-i sünnet ve cemaat itikadını veren yüce Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Yeter ki o bizim teşekkürlerimizi kabul etsin. Fakat bunun da şartı var. O şartı yerine getirmeyenlerin de teşekkürünü Allahü Teala kabul etmiyor. Mübarek bir zatla bir talebesi beraber yürüyerek bir yere giderler mübarek zatın yolda anlattıklarından bir tanesi çok ibretlidir. Buyurur ki, Evladım, geçenlerde bir talebemiz benden dua istedi. Ben eve geldim. Bu talebi hakkında bizim hanıma sordum. Bizim hanım, o bahsettiğin kişi annesini çok üzüyor. Geçenlerde annesi geldi, çok dert yandı dedi. Ben de ona dua etmedim. Çünkü ben dua etsem Allahü Teala kabul etmez.'' Peygamber Efendimiz size iyilik eden birisine siz eğer teşekkür etmezseniz Allahü Teala'ya şükretmiş olamazsınız buyuruyor. Bu yüzden evvela şükretmemiz, teşekkür etmemiz lazım olan anne ve babamızdır. Çünkü kulağımıza ilk ezanı okuyan, kelime-i şehadeti söyleyenler onlar. Anne babalarımız ilk mürşitlerimizdir. Dolayısıyla onların duasını, onların rızasını almayanın başkasının duasıyla kurtulması zordur. Ama sana dua etsem Allah kabul eder. Çünkü annen sana çok dua ediyormuş. Her zaman ben ondan çok razıyım, Allah da razı olsun diyormuş. İkinci teşekkür etmemiz gereken, bize dinimizi öğreten, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi ehli sünnet âlimleridir. O büyükler, kendilerine bir bardak çay vereni, bana iyiliği dokundu diye senelerce dua ederlerdi. Bir bardak çay için bu kadar vefakâr olduktan sonra bizim dünya ve ahiret saadetimiz için her şeylerini feda eden bu büyük zatlara teşekkür etmezsek, bir Fatiha okuyup mübarek ruhlarına hediye etmezsek ne kadar yanlış iş yapmış oluruz. Teşekkür edersek kazanan biz oluruz, etmezsek kaybeden yine biz oluruz. O halde nereden kaybettiğimizi, nereden kazandığımızı iyi düşünelim. Kimseyi incitmeyin. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Silsile-i Aliye büyüklerinden Seyyid abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, Bizi sevene, yolumuzu sevene, bu büyükleri sevene, Allahü alem kabir azabı olmaz.'' o büyüklerin tahmini konuşmaları, Allahü alem demeleri, öyle zannediyorum demeleri, belki demeleri katiyet ifade eder. Muhakkak manasındadır. Çünkü onlar mutlak böyle demezler. Avamın anlayışı sebebiyle belki derler, bir açık bırakırlar. Büyük kerametlerden üçü şudur. 1- Bu büyükleri tanımak, 2. Onları sevmek. 3. Onların yolunda gitmek. Bu yol insanları incitmemek yoludur. Tasavvuf Allah'ın kullarını incitmemektir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri vasiyet namesinin son satırında hiç kimsenin kalbini incitmeyin buyuruyor. Çölde bir köle yaşarmış. Bir gün susamış. Orası senin, burası benim derken her tarafa gidiyor, en nihayet bir pınara rastlıyor. Pınardan bir su içiyor, şeker gibi, gayet güzel. Bu güzel su bizim halifeye uygundur, diyor. Alıyor testisini, suyu dolduruyor, beş günlük yola Bağdat'a gidiyor. Halifeye çok sevdiği sudan verecek. İnsanoğlu sevdiği şeyin sevdikleri tarafından da içilmesini, yenilmesini sever. Güzel bir şey duyduğu zaman bunu mutlaka sevdiklerine de söylemek ister. Bu körede almış testiyi gelmiş Bağdat'a. Tam Bağdat'a girerken halife memun da Bağdat'a girmek üzere. Halifeyi görünce hemen yanına gidip der ki, Halifem vallahi seni arıyorum. Hayırdır inşallah ne var? Ben tınardan bir su içtim şeker gibi o suyu size getirdim hele bir için bakın ne kadar güzel Halife testiyi alıyor ki su kaynamış, içi yosunlaşmış, her şey var ama garip severek getirmiş. Ne yapsın? Bismillahirrahmanirrahim diyor, gözünü kapatıyor, burnunu tıkıyor, suyu içiyor. Soruyor köle: "Nasıl halifem? Hayatımda böyle su içmedim. Sana çok teşekkür ediyorum." Köle çok sevinir halife de ona bir kese altın hediye eder. Köle ayrılıp gittikten sonra halife der ki, kimse içmeden şu suyu dökün. Ama efendim siz nasıl içtiniz? Ne yapayım? Bizim dinimiz insanları incitmemek dinidir. Onu üzmemek için, kalbini kırmamak için kendimi mahvettim. O suyu içmek zorunda kaldım.''